إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي هدي خير محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselna Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyem azabun elim. Kale ya kavmi ubudullaha ma... قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون Evet arkadaşlar, yine Ramazan'ın ortasındayız. Aziz ve celil olan Allah bizlere kulluğumuzda kıvama eren kimselerden eylesin inşallah. Bu akşam da sizlerle yine özlü olacak olan bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu akşamki konumuz hayatın Allah'a kulluk üzere ve Allah'a davet üzere olması. Yani kişinin, bireyin hayatının Allah'a kulluk ve davet üzere olması. Niye ve kulluk davet üzere olması sorusu sorulacak olursa, aziz ve celil olan Allah biz kullarını niye bu dünyaya gönderdi? Aziz ve celil olan Allah biz kullarını bu dünyaya sadece ona kul olalım diye gönderdi. Yani Rabbimiz biz sadece ve sadece ona kulluk edelim, ona kul olalım. Onun dışındaki saygı duyulan, sevgi beslenen, tazim edilen, hürmet edilen ne kadar insanlar nezdinde, insanlar tarafında sahte tanrı tanrıçalar varsa bunları reddetmemiz, mutlak ilah olanın, mutlak Rab olanın, mutlak Halik olanın, mutlak efendim bütün kemal sıfatlarla mutasıf olanın Allah olduğunu iman edelim ve ona kulumuz bir şekilde devam ettirelim. Peki bir insan kulluk, Allah'a kulluk ettiği zaman davet etmezse olur mu? İşte biz de bunun olmayacağını söyleyerek konumuzun başını nasıl koyduk? Allah'a kulluk, hayatı Allah'a kulluk ve davet üzerine yaşamak. Yani ha şöyle bir şey denilebilir. Zaten davet de kulluğun bir parçası değil midir? Şüphesiz. İşte burada aziz ve celil olan Allah göndermiş olduğu bütün nebi ve rasullere yüklemiş olduğu, yani nebi ve rasullere tabi olan kimselerin de uyacağı en büyük sünnetlerde olan birisi Allah'a davet. Ne demek Allah'a davet? Yani ifade yerindeyse gece, gündüz, sabah, akşam, yaz, kış, yatarken, kalkarken, efendim söyleyeyim otururken, yemek yerken, yaşarken, seyahat ederken, imar yaparken, yani
hayatı işte bütün yönleri yaşarken hepsine ne yapmak? Aziz ve celil olan Allah'ın emrettiğini önde tutmak, aziz ve celil olan Allah'ın nehyettiğini geride tutmak. Yani hayatı bu eksende yaşamak. İşte davet bunun için. Yani Allah'a davet dediğimiz şey bu. Gönderilen Nebi ve Resulün hepsinin yapmış olduğu şey de budur. Mesela işte diyelim ki herhangi bir elçi Allah tarafından geldiği zaman kavmine, yani toplumuna, insanlar ona ne demişler? Demişlerdir ki ya Allah mesela senin gibi bir tane insanı mı bize gönderdi mesela demişler. Böyle demişler. Çünkü insanlar şöyle düşünmüşler. Yani biz normal hayatta böyle kendimiz işte canımız, keyfimiz nasıl isterse hayatımızı yaşarız ama Allah böyle şeylere karışmaz. O yücedir. Efendim o işte bütün eksiklerden münezzehtir. O böyle göklere hükmeder. Ama bizim hayatımıza karışmaz. Biz hayatımızı kendimiz nasıl istersek öyle yaşarız. Aslında Allah'ın göndermiş olduğu elçiler bunun gerçekten büyük bir yanılgı olduğunu, insan böyle düşünürse dünyasında heba edeceğini, ahiretinde bunun için ne yapmışlardır? İnsanları hayatın tamamında Allah'a davet etmişlerdir. Ki günümüze mesela bu böyledir. Yani bu hiçbir zaman için değişmemiştir. Yani ilk nebi olan Adem Aleyhisselam'da bugüne kadar diyelim ki Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam hepsi milletiyle nasıl muhatap olmuşsa yani onlar milletlerine geldikleri zaman kavimleri onları ne demişse bugünkü insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bugünkü insanlar da evet Allah'ın işte büyük olduğunu, saygı duyduklarını, evet bütün göklerin sahibi olduğunu, yerlerin sahibi olduğunu ama bununla beraber gelin insanların sizin bireysel ve toplumsal hayatınıza yani birey ve toplum olarak hayatınıza müdahale edecek kanunlar da göndermiş Allah-u Teala. Yani sizin birey ve toplum olarak uyacağınız emirler, sakınacağınız nehirleri size göndermiş Allah-u Teala dediğiniz zaman insanlar böyle bir şey olabilir mi diyorlar. Halbuki zaten Nebi ve Resulü'nün göndermesindeki temel sebep budur. Dediğimiz gibi nedir? Onun için de Nebi ve Resulü'nün göndermesindeki temel sebep Allah kulluktur ve ona davet etmektir. Yani hayatın tamamını bir diğer ifadeyle Allah'a tahsis etmektir. Eğer hayatın tamamı Allah'a tahsis edilmezse, hayatın bir diliminde başka bir memnun edilirse, bir dilimde başka şeylerin sözü geçerli olursa, bir diğerlerinde başkalarının tasarrufu söz konusu olursa, Allah'ın tasarrufu da yani hükmetme de işte mutlak hakkı tahakkuk etme de bir yerde geçerli olursa bu nedir? Bu Allah kulluk olmaz. Bunun ismi ya kafirlik olur, ya fasıklık olur, ya müşriklik olur. Dolayısıyla hayatın tamamı Allah-u Teala tahsis edilmesi gerekiyor ki ne olsun? Kulluğun kıvamı gerçekleşmiş olabilsin. Biz başta ne dedik? Dedik ki Allah-u Teala bu Ramazan'ı bizim için kulluğun kıvamı sebebi kılsın. Niye? Kulluğun kıvamı olmadığı müddetçe dediğimiz gibi kul dünyası da heba olur gider, ahireti de. Onun için Nebi ve Resuller kavimlerine geldikleri zaman ilk onlara davet ettikleri şey nedir arkadaşlar? Kulluk edin. Şimdi bakacağız mesela ayetleri işleyeceğiz konu arasında. Ayetler sırasıyla gelecek. Ne dedik? Dedik ki Allah'a kulluk ve davet. Şimdi Rabbimiz burada bizim örnek almamız için bize bir örnek veriyor. Kimin? Nuh Aleyhisselam'a örnek veriyor. Diyor ki Bismillah. İnna erselna Nuhan ila kavmihi. Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik diyor Allahu Teala. Yani biz Rabbimiz diyor ki biz muhakkak ki Nuh'u kavmine gönderdik. İla kavmihi kavmine. Peki niçin kavmine gönderildi diye sorulsa Nuh Aleyhisselam. Yani Allah-u Teala niçin Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdi böyle bir soru sorulsa devamında Rabbimiz diyor ki enzir kavmeke kavmini uyarsın diye kavmini uyarması için biz Nuh Aleyhisselam'ı ne yaptık? Biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmini uyarması için ne yaptık? Allah'a kulluk etsinler diye gönderdik. Şimdi inzar biliyorsunuz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatında nedir? Mesela el münzirdir değil mi? Yani inzar edici yani hatırlatıcı, korkutucu, uyarıcı. Yani şöyle demişler, işte diyelim ki inzar sadece korkutma anlamında değildir. Korkuyla beraber aynı zamanda başka anlamlar da barındırır. Yani sadece inzar korkutmak sıfatı olarak geçmez. Evet mesela ne diyor Allah-u Teala? Enzir yani uyar onları mesela diyor. Ama bu arasında başka anlamlar da barındırıyor. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Nuh Aleyhisselam'ı biz onu kavmine gönderdik. Enzir kavmeke. Niye? Sen kavmini uyarırsın diye. Niye kavmini uyarırsın diye? Min kabli en ye'tem azabun elim. Onlara elim verici bir azap gelmeden önce
kavmini uyarması için biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik diyor Allah-u Teala. Ha, peki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi diyelim ki, şöyle diyelim, modernistlerin düşüncesiyle, yani böyle tabiri neyse aksi bir şekilde, peki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde akıllı, efendim işte hayatını Allah'a vakfetmiş, işte böyle filozof tarzında, hani böyle bütün bilgilere vakıf, böyle hikmetli bir şekilde düşünen kimseler yok muydu? Şüphesiz var. E tamam, Allah-u Teala buna rağmen mesela diyor ki, biz ona kavmine elim verici bir azap gel, milletine elim verici bir azap gelmeden önce Nuh Aleyhisselam'ı onları uyarması için onlara gönderdik diyor Allah-u Teala. Nuh Aleyhisselam'a. Şimdi baktığınız zaman bu ayette Nuh Aleyhisselam'ın kavmi doğru yolda olmadı. Yani genel anlamda, belki istisnai durumda, yani istisnai bir durum olmak kaydıyla aralarında birkaç kişi veya birkaç aile İslam üzere olabilir, yani Allah kulluk üzere olabilir, ama genel anlamda baktığımız zaman ne yapmış? Millet rotasını şaşırmış, gitmiş. Allah kulluktan çıkmış, başka bir mecraya gitmiş. Onun için Allah-u Teala ne yapmış? Nuh Aleyhisselam'ı göndermiş kavmine. Peki Nuh Aleyhisselam Allah kulluk üzere miydi? Şüphesiz. Peki Allah'ın elçisi miydi? Şüphesiz. Ama Nuh Aleyhisselam geliyor, yapmış olduğu en büyük iş nedir mesela kavmine? Nuh Aleyhisselam kavmine karşı. Biz mesela Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman Nuh Aleyhisselam'ın en çok hangi yönünü biliriz? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da diyelim ki Hud suresinde sadece hikayesi geçer. Hanımıyla diyelim örnek olarak hikayesi Mümtehine suresinde geçer. Tarim suresinde geçer. Efendim işte mesela diyelim Nuh Aleyhisselam'ın başka, onun haricinde Nuh Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün surelerde geçtiği, bak ailesiyle alakalı bu kadar detay vardır. Bir de şeyde geçiyor mesela Saffat suresinde kısa bir şekilde, bunun haricinde Nuh Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen bütün kavmini Allah davet etmekle. Yani tabiri yerindeyse Nuh Aleyhisselam yeryüzünde yapmış olduğu işin ismi nedir diye sorulsa Allah'a davet etmekten başka bir iş yapmamış. Onun için zaten mesela Nuh Aleyhisselam İsra suresinde Şakur olarak zikrediyor ya, yani Nuh Aleyhisselam deniliyor ki efendim oturduğu zaman, kalktığı zaman, hareket ettiği zaman, giyindiği zaman, kuşandığı zaman her durumda aziz ve celil olan Allah'a hamd ederek başlar. Yani Nuh Aleyhisselam dediğimiz gibi hayatın tamamı Allah'a kulluk üzere ve davet üzeredir. Yani kişi birey olarak kendisi nasıl Allah'a kullukla mükellefse, aynı zamanda bütün insanların da bu noktanın farkına varıp bunun için kulluk etmeleri için ne yapmışlardır? İnsanlar bunun için farkındalık oluşturmak için, özellikle Allah'ın göndermiş olduğu elçiler, genelde ise onlara tabi olan kimselere bunu yapmaları gerekiyor. Bu olmadığı müddetçe zaten hiçbir anlamı yoktur. Yani özellikle bizim ülkemizde böyle insanlara enjekte edilmiş olan uyuşturucu bir afyonlaştırıcı bir fikir oluşturmuş ya insanlara. Ya sen namazını kıl, orucunu tut, işte efendim Allah karşı kulunu yap, hacca git, namaz kıl, işte şey yap, ama kimse bir şey deme. Böyle bir dine kimse karışmıyor zaten. Doğru mu? Devlet de buna bir şey demiyor. Diyelim ki para babalar da buna bir şey demiyorlar. Fahişeler de buna bir şey demiyorlar. Oğlancılar da buna bir şey demiyorlar. Lutiler de buna bir şey demiyorlar. Hiç kimse buna bir şey demiyor. Ama ne zaman ki siz Allah'ın dinini, yani özellikle diyelim ki bütün hayata müdahale eden bir yönüyle insanlara söylediğiniz zaman devleti karşınıza görürsünüz. İnsanlara söylediğiniz zaman para babalarını karşınıza görürsünüz. İşte birilerinin pisliklerini mutlaka rahat bir şekilde yapmamaları gerektiği söylediğiniz zaman, işte diyelim ki hayvan hakları savunucusu, bilmiyorum şunlar bunlar ne yapar? Bu sefer karşımıza çıkar. Ne yapar? Hop sen ne diyorsun? Bizim özgürlüğümüze saldırıyorsun. Bizim bizi tan ediyorsun. Yani bizi kötülüyorsun. Senin vazifen mi bu? Halbuki benim vazifem değil. Şu anlamda benim vazifem değil. Allah bana kulluğu emretmiştir ve aynı şekilde bu kulluğun kemali, yani tamamlaması babında benim size de bunu hatırlatmam, bunu size de söylemem gerekiyor. Yani benim kulluğum tam olabilmesi için benim yapabileceğim en büyük iş, yapacağım en büyük iş sizi aziz ve celil olan Allah'a razı olmuş olduğu şeylere davet etmem. Aziz ve celil olan Allah, aziz ve celil olan Allah'ın razı olmamış olduğu şeylerde de sizi sakındırmamdır. Bunu yapmadığım müddetçe benim zaten kulluğum olmaz. Mesela diyelim ki özellikle baskıcı devletler ve müşrik devletler, kafir devletler ne yaparlar? Onların emri altında yaşayan kimselere ne yaparlar derler ki işte bizim devletimizde laikler mesela böyle düşünürler. Biz laikiz mesela, işte laiklere göre din ve vicdan hürriyeti vardır. İşte adam tek başına fert olarak namaz kılabilir, oruç tutabilir, zekat verebilir, şunu edebilir, istediği zaman hacca gidebilir, böyle bir sınırlandırma yok. Ama bununla beraber aynı adam kalkıp da diyelim ki işte devletin işletmiş olduğu mesela diyelim içki fabrikaları da işte İslam etmiş olduğu işte müsaade etmiş olduğu şeylerin bunların haram olduğunu, bunların kapatılması gerektiğini
Yani çok yalın bir şekilde, sade bir şekilde bile bunu söylese bu suç oluyor mesela diyelim. Ne diyor adam? Diyor ki bunun niyeti başka. Halbuki Allah-u Teala zaten kendi kitabında bunun haram olduğunu ve bunların insana ilan edilmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla yani dediğimiz gibi kulluk sadece tek başına otur bir köşede işte efendim belli ritüeller yap, ondan sonrasını ne yapacaksın, ondan sonrası ne olursa olsun. Böyle bir kulluk söz konusu değil. Dediğimiz gibi kulluğun kemale ermesi davet. Yani Allah'a kulluğa çağrının olmazsa olmazıdır. Ki Nebi ve Resulü'nün daveti zaten Allah'a çağırmaktır yani. Ki bunların yolda giden kimseler de eğer aynı şeyleri yapmıyorlarsa ya yalancıdırlar, ya cahildirler, ya da o Allah göndermiş olduğu elçilere muhaliftirler. Onlara muhalif iş yapan kimse de zaten iflah mümkün değildir. İşte Allah-u Teala diyor ki biz dedik ki biz Nuh kavmine gönderdik, ona elin verici bir azap gelmeden önce kavmini milletine uyar diye. Peki Nuh Aleyhisselam kavmine geldiği zaman o ne dedi onlara? Dedi ki Kale ya kavmi inni lekum nedir mubin. Dedi ki ey benim kavmim, yani ey benim milletim, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım dedi. Şimdi burada ihtisar vermiş, yani çok kısa bir şekilde vermiş. Şimdi burada inzarı biz açmasak başka ayetlerde görmediğimiz zaman da ben sizi uyarmaya geldim. Peki neye uyarmaya? Şimdi devam ediyor mesela, bir sonraki ayette biraz daha açıyor. Diyor ki اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَتِعُونَ. Ona kulluk etmeniz ve onda sakınmanız, bana da itaat etmeniz için ben size geldim diyor. Aa bak, üç tane şey sayıyor onlara. Diyor ki ona kulluk etmeniz, اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ, Allah'a kulluk etmeniz, وَاتَّقُوهُ, ve onda korkmanız, sakınmanız, yani onun emirlerini mutlak olarak dinlemeniz, nehilerine uzak durmanız, yani haramlarına mutlak uzaklaşmanız, onun serbest etmiş olduğu şeyleri de mutlak harfiyen yerine getirmeniz, takva budur. Yani Allah'ın haramlarında sakınma, işte dediğimiz gibi farzları yerine getirme. Takvanın en aşağı derecesi nedir? Haramlarda sakınma, farzları yerine getirme. En aşağısı budur. Yani asgarisi budur takvanın. Yani farzları eda etme, haramlarda sakınma. Tabi bunu detaylandırdıkça daha da çıkar. Nuh Aleyhisselam onlara ne diyor? Diyor ki siz Allah'a kulluk edersiniz, ondan sakınasınız. Yani ona ne yaparsınız? Ona karşı müttaki olasınız ve bana itaat edersiniz diye ben size geldim. Şimdi demek ki Allah-u Teala bir milletin, yani bir topluluğun, özellikle Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, genelde ise bütün insanlar, ki bu ayetleri bugün biz okuyoruz. Dolayısıyla o kavminin Allah'ın göndermiş olduğu elçinin yolunda gitmeleri gerekiyor. Yani şimdi mesela diyelim ki günümüzde bir insan düşünelim. Diyor ki ben Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim ama bununla beraber Türkçülük davasını gidiyor adam. Bununla beraber Türkçülük davasını gidiyor. Bununla beraber başka bir ideolojiye inanıyor adam mesela. Bununla beraber sağcı, bununla beraber solcu mesela adam. Böyle abuk subuk şeyler var. Şimdi düşünün ki Nuh Aleyhisselam diyor ki ondan sakınasınız ve bana itaat edersiniz diye. İtaat etmek demek ne demek? Onun göstermiş olduğu yolda, ifade yerindeyse, onun açmış olduğu yolda, göstermiş olduğu hedefte, yürümüş olduğu yolda yürümektir. Yani onu söylemiş olduğunuz şeyi söylemektir. Onun peşinde gitmektir. İttiba budur esasında yani. Uymak. Uymak budur. Yani sen birisinin söylediklerini yapıyorsan, onun yanında gidiyorsan, ittiba budur. Uymak budur. Şimdi sen Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olarak yaşayacaksın, bununla beraber ona ne tabi olduğunu söyleyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Nuh Aleyhisselam diyor ki benim sizi uyarmamdaki yani apaçık uyarıcılığım nedir? Allah'a kulluk etmeniz, ondan sakınmanız ve bana itaat etmenizdir. Üç şeye bakın. Allah'a kulluk edeceksiniz. En yabudullah. Kulluk Allah'adır. Allah'tan başkasındaki bütün şeyleri ne yapacaksınız? Reddedeceksiniz. Bütün kulluğu sadece ona tahsis edeceksiniz. Ondan sakınacaksınız. Müttaki olacaksınız. Ve ne yapacaksınız? Bana da itaat edeceksiniz. Ha, peki şimdi insanlar deseler ki ya biz Allah'a itaat ederiz, kulluk ederiz ama Allah'ın göndermiş olduğu elçi tanımaz. Günümüzde bunlar da var mı? Var. Ha, peki Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ve etiun. Bana da tabi olasınız yani. Ona yani göndermiş olduğuma ne yapacaksınız? Allah'a Celle ve Aleyha göndermiş olduğu size bu, yani benim size gönderdiğim alemlere Rab olan Allah ne yapısınız diye, ona kulluk edin, ondan sakının ve bana itaat edin diye Allah beni size gönderdi. Ben bundan dolayı sizi uyarıyorum diyor. Ha, en büyük peki sorun nerededir? İnsanların ifadeleri neyse, saptıkları nokta neresidir? Allah'ın göndermiş olduğu elçilere itaat etme. Nuh Aleyhisselam kavmi ne demiş? Malum başka yerlerde geçmiş işte. Deli demişler,
İşte sen de bizim bir beşersin demişler. Heyhat heyhat demiş, siz bir beşere tabi olursunuz. Yakında sapıtıp gideceksiniz mesela. Kamer suresinde böyle diyorlar. Yani Nuh Aleyhisselam'a diyorlar ki siz diyorlar mecnun olan bir adama, deli olmuş olan bir adama tabi olursunuz diyorlar. Ve Nuh Aleyhisselam diyor ki ey Rabbim benim kavmim beni yalanladı, bana yardım et mesela diyor. Dolayısıyla baktığımız zaman onlar evet Allah tamam Celle ve Ala yücedir. Allah kullarına görünmez. Yani şu anlamda kullarını ancak onun emir ve isteklerini göndermiş olduğu elçilerle kulların Allah'tan razı olup olmadıklarını test eder. Hasan Basri diyor ya bir takım insanlar dediler ki biz Allah'ı seviyoruz. Allah da ayet indirdi dedi ki beni sevmenizin alameti benim elçime uymanızdır dedi. Yani siz eğer beni seviyorsanız benim elçime uyarsınız. Beni seven bir kimse benim göndermiş olduğu elçiye uyan kimse demektir. Şimdi elçi tanımıyorsun. Aksine gelen elçiye küfür ediyorsun, hakaret ediyorsun. Öldürüyorsun, Allah'tan razı olduğunu söylüyorsun. Böyle bir şey yalandır kesinlikle. İşte diyor ki ona kulluk edesiniz ve sakınasınız ve bana itaat edesiniz. Eğer işte bunu yaparsanız ayet diyor يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى. Böylece Allah ne yapar? Ta ki günahlarınıza bir kısmından mağfiret buyursun ve sizi belli bir süre kadar, yani size tahsis etmiş olduğu, size belli etmiş olduğu bir süre kadar sizi ne yapsın? Sizi yaşatsın diyor. Devamında diyor ki İnacele Müslüme İnacele Allah'a idacele yuakharu. Allah'ın belli, hani dedi Nuh Aleyhisselam, yani Allah bana size emretmiş olduğu şeyleri yaparsanız, bana da itaat ederseniz Allah ne yapar? Sizin günahlarınızı bağışlar, sizi mağfiret eder. İle ecel müsteme. Sizi bellemiş olan zamana kadar ne yapar? Yaşatır. İnne ecel Allah idâ cenne yuakharu. Allah'ın bellemiş olduğu ecel geldiği zaman tehir edilmez. Yani geri alınmaz. Yani biz çok salih kimselerdik. Hani mesela diyelim günümüzde bazıları da şöyle derler ya. Bu ara Allah'ın falanca salih kuluydu da işte 50 yaşında ölecekti. Allah işte ona işte insanlar çok merhamet ettiğinden dolayı adam 60 sene geri ertelemiş. Böyle bir şey olmaz. Vallahi iftiradır. Yani bu da sapkınlığın başka bir çeşididir mesela. Çünkü ayet diyor ki inne ecelallahi izâ câe la yuakharu. Ecel geldiği zaman geri, yani tehir edilmez, geri alınmaz. Allah'ın belirlemiş olduğu süre geldiği zaman öne de alınmaz, arkaya da alınmaz. Diyor ayet lev kuntum ta'lemun. Keşke bunu bilseniz Nuh Aleyhisselam kavmine bunu diyor. Burada noktaya koyacağız arkadaşlar. Toparlamamız gerekirse kulluğun kemali, yani kulluğun kıvama ermesi Allah'ı fert anlamda kulluk etmek ve tabirlerinde ise Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ya kim ki Müslümanların dertleri dertlenmezse o onlardan değildir. Kim ki dünyada Müslümanın kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da onun hem dünyada hem de ahirette sıkıntısını yani kederini, kerbini giderir diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne demek? Müslümanların dertleri dertlenmeyen onlardan değildir mesela diyor. Dolayısıyla bu din fert anlamda yaşanabilecek bir din değil. Kesinlikle Allah'a kulluk iddiasına bulunan bir kimse aynı zamanda şunu demek istiyor adam. Ben Allah'ın dinini bütün dünyadakilere götürme hedefimdir. Yani ben Allah'a kulluk üzere miyim? Evet. O zaman benim misyonum, yani benim yapacağım iş nedir? Bu kulluğu bana emredileni, benim sosyal statüm hiç önemli değil. İşte hangi çapta olduğum hiç önemli değil. Bana emredilen bu. Kendi çapımda. Rabbimin bende istediği ve bende razı olacağı bunu hepsine götürmem. Ha bunu tek başına yapamıyorum. Bunu bir şekilde yapan birileri var. Mesela diyelim böyle bir şey yoksa da hiç ortada yoksa bunu oluşturmak. İşte o yüzden ne yapacağım? Benim vazifem Allah'ın dinini aynı zamanda bütün insanlığa ulaştırmak. O kadar çaba sarf ettin, hiçbir kimseye ulaşmadın. Bunu yaptın mı? Sende istenen budur. Sende istenen yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakırsın. Ama sende isteyeni yapmadığın halde Allah boşu boşuna tevekkül edersen bu da yanılgıdır. İşte Allah-u Teala bizleri bu Ramazan'da kulluğun farkına varıp ve kulluğun kıvamını yakalayanlardan bizleri eylesin. Yani kullukta dediğimiz gibi fert anlamda Allah'a karşı sorumluluk sahibi olmak, onun emirlerini yerine getirmek, haramlarında şüphelerde uzak durmak ve bu dini yeryüzündeki bütün insanlara, özellikle mahallemize, efendim ailemize, akrabalarımıza, ülkemize, dünyaya götürmektir. Bu şekilde düşünürsek, bu anlayışa, bu fehme sahipsek, düşüncemiz, hayatımız buysa bizim kulluğumuz kıvama ermiştir. Yok biz hala buna rağmen ben kimse karışamam, bugün dünya çok işte değişmiş, kimse bir şey diyemem, herkes çok daha iyi şey biliyor, insanlar farklı olarak gitmiş diye düşünüyorsak bu şeytanın bize ivasıdır. Bu bizim kulluğun farkında olmadığımız göstergesidir ve gerçekten de büyük zararda olduğumuzun göstergesidir.
Allah-u Teala bu tür belalardan düşmekten bizleri muhafaza etsin. Bizi kulluğun kıvamını yakalayıp ona kulluk üzere devam edip ve bu kulluğu hayatı boyunca başkalarına da götüren ve bu şekilde Rabbine kavuşan kimselerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.